России. Нижнерада национальная. Dünyada 2022'ye koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle büyük kutlamalar yapılmadan girildi. Sokaklar daha önceki yıllara göre yine sakindi. İki Ocak'ta Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı protesto gösterileri başladı. Çıkan çatışmalarda 238 kişi hayatını kaybetti. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Yarbay Damibo öncülüğündeki bir grup asker yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Kabore askerler tarafından alıkonuldu. ABD Başkanı Joe Biden, terör örgütü DAEŞ liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda hedef alındı. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da sel ve toprak kayması meydana geldi. Yaşanan felakette 231 kişi hayatını kaybetti. Fransa ve müttefikleri 17 Şubat'ta Mali'den askeri birliklerini çekme kararı aldı. 9 yılın ardından alınan kararla çekilme 6 ayda tamamlandı. Владимир Владимирович Путин подписывает указ. Rusya Devlet Başkanı Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İki gün sonra da bölgeye askeri harekat emri verdi. Böylece Ukrayna'da binlerce kişinin ölümüne yol açan savaş 24 Şubat'ta başlamış oldu. (Gülüyor) 21 Mart'ta Çin'de 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kazada sağ kalan olmadı. Oh, wow! 94. Oscar ödül töreni büyük bir skandal damga vurdu. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith, eşinin rahatsızlığıyla dalga geçen Chris Rock'a sahnede tokat attı. Oh, wow! Fransa bu yıl bir kez daha Macron dedi. Emmanuel Macron, yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %58.55'ini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Merci, chers amis. Nisan ayında Ankara-Riyad ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens'le bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Abu Dhabi'ye taziye ziyaretine giden dünya liderleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Oscar ödüllü Yunan müzisyen Vangelis, Covid-19 nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti. ABD'nin Texas eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 19 öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti. Oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'a açtığı karalama davasını kazandı. 6 haftalık dava süreci Depp'in 15 milyon dolar tazminat kazanmasıyla sonuçlandı. Pakistan'da başlayan muson yağmurları ülkedeki 33 milyon insanı etkiledi. 1739 insan hayatını kaybetti.
Afganistan 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. En az 1163 kişinin hayatını kaybettiği depremde 6000'den fazla insan yaralandı. ...18 Mayıs'ta NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya... ...28 Haziran'da Türkiye'nin şart koştuğu maddeleri içeren mutabakat metnine imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden... ...Madrid'de 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Biden görüşmede Türkiye F-16 satışının kongreden geçmesi için... ...gayret göstereceğini söyledi. Salgın döneminde başbakanlık konutunda verilen partiler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7 Temmuz'da istifa etti. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe mitingde konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. Göğsünden ve boynundan yaralanan Abe hayatını kaybetti. Irak'ta Sadır Hareketi yanlıları İran destekli başbakan adayı Sudani'yi protesto etti. Hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgeye yürüyen göstericiler meclisi basarak oturma eylemi başlattı. Kosova'nın Sırbistan arasındaki sınır geçişleri için getirdiği yeni düzenleme ülkenin kuzeyinde gerilime yol açtı. NATO'nun Kosova'daki misyonu, istikrarın tehlikeye girmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı. El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri, ABD'nin Afganistan'da düzenlediği drone saldırısında öldürüldü. ABD Başkanı Biden, Zevahiri'nin öldürüldüğünü canlı yayında açıkladı. In Kabul, Afghanistan, they killed the emir of Al-Qaeda. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a gitti. Ziyaret, Washington'la Pekin arasında gerilime yol açarken Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattı. Federal Soruşturma Bürosu FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine baskın düzenledi. ABD Adalet Bakanı, aramanın kendisinin onayıyla yapıldığını söyledi. Ünlü yazar Salman Rushdie, ABD'de konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Yazdığı kitaplar nedeniyle sık sık ölüm tehditleri alan yazar, saldırı nedeniyle bir gözünü kaybetti. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Moskova'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gorbaçov 91 yaşındaydı. İngiltere'de Johnson'ın ardından Liz Truss başbakan oldu. Ülkenin üçüncü kadın başbakanı görevde yalnızca 45 gün kalabildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Tahtın yeni sahibi eski Galler Prensi Charles oldu. İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açtı. Haftalardır süren gösterilerde 470'in üzerinde insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. İtalya genel seçimler için sandık başına gitti. Aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı seçildi. Su
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başbakanlık görevine atandı. Gazeteci Cemal Khashoggi cinayeti nedeniyle ABD'de aleyhine açılan dava dokunulmazlık gerekçesiyle kapatıldı. Küba'da iki kişinin hayatını kaybettiği yığın kasırgası ABD kıyılarına ulaştı. Florida eyaletini kategori 4 şiddetine vuran yığın kasırgasında 87 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı. Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da milyonlarca insan tercihini yaptı dedi. Putin'in Ukrayna açıklamasının ardından Ukrayna NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından izdiham yaşandı. 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi. Daha önce başbakanlık yarışında Liz Truss'a yenilen Sunak, Truss'ın istifasıyla İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Yönetim kurulunu fesheden Musk, çalışanların yarısını da işten çıkardı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında izdiham çıktı. 158 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de son 4 yılda 5. kez seçim düzenlendi. Eski Başbakan Netanyahu sandıktan zaferle ayrıldı. Mr. Durbin. ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimde Temsilciler Meclisi'nin kontrolü Cumhuriyetçilere geçerken Senato'da çoğunluk Demokratların oldu. Dr. Mehmet Öz senatörlük yarışını kaybetti. Eski ABD Başkanı Trump, ara seçimden bir hafta sonra 2024 başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden'la bir araya geldi. Biden görüşmede F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı. Uzmanlar gelecekte yaşanabilecek kaynak sıkıntısına karşı uyardı. Çin'in Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi, Covid karşıtı protesto gösterilerini tetikledi. Pekin yönetimi, gösterilerin ülke geneline yayılmasının ardından sıfır Covid politikasından vazgeçerken kısıtlamaları gevşetti. Amerikan Time dergisi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi yılın kişisi seçti. Yılın kahramanları ise hükümet karşıtı protestolarda yer alan İranlı kadınlar oldu. ABD ile Rusya arasındaki diplomasi trafiği sonuç verdi. Amerikalı basketbol yıldızı Britney Griner, ölüm taciri olarak bilinen Rus vatandaşı Viktor Bolt'la takas edildi. Almanya'da darbe hazırlığı içinde olduğu tespit edilen İmparatorluk Vatandaşları adlı örgütü operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
3 kişinin öldüğü ırkçı saldırının ardından düzenlenen gösterilerde terör örgütü PKK sembolleri taşıyan grupla polis arasında çatışma çıktı.